ve Buse, enteresan bir sohbetiniz vardı Berke'ye dair. Konu Berke ve ikizi konuşuyorlar. Ne dedikodusu yaptınız? Yaptık aynı. Ne dedik ki acaba? Acaba ne kötü dediniz? Şey onu da ben mi anlatayım arkadaşlar? Ha? Onu da ben mi söyleyeyim? Yok ben Aynur'a nasıl hissettim? Bir şeyler olacaksa da olmuyor. İlişki yaşamaya gelmesem yalandan devam ederdim falan filan. Hani ya. Bana dün dedi ya burada sen buraya ilişki yaşamaya gelmemişsin kendini göstermeye. Dün değil ondan önceki gün hatta. Ben de dedim ki eğer dedim böyle bir şey için gelmişsem Berke'ye mesaj da atardım. Berke'yle de ilk haftada sevgili olurdum zaten. Bunu söyledim ona. Ki öyle. Bunları yapabilirdim. İrite mi oluyorsun Berke'den? Batıyor artık yani böyle bana samimi gelmiyor. Hani şimdi Buse'yle olmadı onun bir şey. Benle de olmamış olacak. Belki ne kadar dışarıyı takmıyorum dese dışarıyı inanılmaz derecede takan, kafası takan bir insan. Hepimiz takıyoruz zaten. Bu sefer benle de olmadığı için o kötü bir algıda kalacak. Bunları düşünüyor, bunları hesap ediyor. Diyor, şimdi diyor ne kadar bekleyeceğim, başka biriyle tanışacağım. Şimdi bana da emek de vermiş oluyor kendince, gerçek veya değil. Bunları düşünüyor. O yüzden böyle düşünüyorum. Vallahi Öykü Hanım kötü gözükmek... Bir saniye Buse. Yani bu konuyla ilgili yaptığın bir çok önemli diyor. Ben olsam ben de irite olurdum dediğini biliyorum sadece. Evet zaten olmuştum zamanında da hani biliyorsunuz ki ilk irite oluşum değil. Yani şey Aynur samimiyetsiz bulduğunu söyledi. Ben de hani dedim ki bence dedim Berke sana senin gibi gelseydi... Hani ağırdan yani bir şeyleri yavaş yavaş. Bence sen dedim etkilenmiştin çünkü görüyordum. Hani ayrıldıktan sonra tebessümle yanımıza dönüyordun vesaire. Eğer sana gelseydi olurdunuz ama dedim seni baskıladığı için çok baskı. Hani bir şeyler hemen hızlı olsun istediği için bu seni sıktı bence falan diye yorum yaptım. Ama neyine irite bir şey ben dedim ama neyine dedim. İşte komik çok üstüme geliyor çok yükleniyor. Evet çok bir şeyleri hemen olsun istiyor işte... Hani çok sıkılıyorum falan deyince evet dedim ben de irite. Çünkü bu arada kaçan kovalanır diye bir laf var biliyorsunuz ki. Çok baskı hissettiğimizde bu kadın erkek ikisi için de geçerli. Çok baskı yapıldığında kaçıyorsun. Ama fazla naz da aşk usandırır diye de var yani. Evet. Ama işte. Değil mi? O, yani evet ama o da öyle. Aynur da böyle. Peki, yani yapacak bir şey ki. Burada aslında storylerle ilgili bir sıkıntım var. Galiba böyle bir baskı da yapıyor sana. Evet niye paylaşmıyorsun? Ben daha önce bir erkekle bir şey fotoğraf vesaire paylaşmadım. Bu hakkımı da Berke ile paylaşmalı mıydım, paylaşmamalı mıydım? Hep bir aklına soru işareti vardı. Çok hislerim yanılmadım yine hislerim konusunda. İyi ki paylaşmadım. Peki onun paylaştıklarını hala seni etkiliyor olması? Evet bana kritikte Görkem aradığında böyle dedi ki sen dedi işte ona layıksın. 5 yaşında kreşteyiz çünkü Öykü'nün. Bana sen bu kendin cümleyi de kurdu. Kardeşim yaşında insan dedin. Şimdi bir de onunla bir de güzel bir ilişki yaşayacaksın. Senin de muhatap ettiğin. Değilim şu an. Bak yükseltme sesini ben yükseltmiyorum. Çay gayet sakin. Muhatap değilim girme. Peki.